Herkese merhaba arkadaşlar, ben Reyhan Hamdi. Bugün sizlere doğada kullanabileceğiniz telefonunuzda olması gereken mobil uygulamaları göstereceğim. İlk uygulamamız Knot 3D isimli bir uygulama. Bu uygulama sizlere doğada işinize yarayabilecek olan bütün düğümlerin nasıl atılması gerektiği hakkında bilgiler veriyor. Örneğin şimdi kampçılık düğümlerine gelelim. Gördüğünüz gibi uygulama tamamen Türkçe. Android üzerinden çok rahat bir şekilde bu uygulamaya ulaşabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi size animasyonlu bir şekilde düğümleri nasıl atmanız gerektiği hakkında detaylı bir bilgi veriyor. Dilerseniz animasyonu hızlandırıp kendiniz de daha detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hızlandırdığımızda veya yavaşlattığımızda gördüğünüz gibi daha detaylı bir şekilde gösteriyor size nasıl atmanız gerektiğini. Birçok farklı düğüm çeşidi var. Özellikle kampçılık, dağcılık, balıkçılık düğümleri çok işinize yarayabilir. Gördüğünüz gibi istemediğiniz kadar fazla düğüm çeşidi var. Bunları doğada istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Balıkçı düğümleri de var bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi tüm animasyonlarıyla birlikte yer alıyor düğümlerin hepsi. Ben özellikle doğaya çıktığım zaman pratiğim yoksa bir düğüm hakkında ve bazı düğümler de çok gerekli olabiliyor. Bu uygulamayı kullanıyorum. Gerçekten çok faydalı bir uygulama. Eğer telefonunuzda yoksa bu uygulamayı kesinlikle yüklemelisiniz. Gördüğünüz gibi buradan tema ayarlarını, dil ayarlarını vesaire yapabilirsiniz. Knot 3'te bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok fazla çeşitli düğüm var. Yaklaşık olarak 120 çeşit düğüm çeşidi var. Aklınıza gelebilecek neredeyse her çeşit düğüm. Gerçekten işinize yarayabileceğini düşünüyorum. Özellikle doğada çok fazla işinize yarayacaktır bu tarz bir uygulama. Kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi diğer uygulamamıza geçelim. İkinci uygulamamız arkadaşlar kompas uygulaması. Kompas uygulaması nedir? Kompas uygulaması görmüş olduğunuz gibi sizlere sadece bir pusula görevi, yani dijital bir pusula görevi üstleniyor. Dilerseniz istediğiniz çeşitte üzerinde birçok farklı özellik barındırıyor. Aynı zamanda alt tarafta sizin koordinatlarınızı da gösteriyor. Gördüğünüz gibi telefonu her çevirdiğiniz noktada sizin hangi noktaya doğru baktığınızı gösteriyor. Gerçekten çok faydalı bir uygulama. Eğer bu uygulamayı kullanmıyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Yanınızda pusula vesaire yoksa en azından telefonunuzda dursun. Eğer yanınızda pusula dahi varsa o pusulaya herhangi bir zarar geldiğinde telefondaki uygulamayı da kullanabilirsiniz. Ücretsiz, kullanışlı ve kolay bir uygulama. Kalibrasyonu da yapmayı kesinlikle unutmayın. Gördüğünüz gibi size kalibrasyon ayarlarını gösteriyor. Hangi yolları izleyerek kalibrasyon yapacağınız hakkında detaylı bilgi veriyor. Kesinlikle böyle bu tarz bir uygulama telefonunuzda olmasını tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi çok fazla işinize yarayacaktır. Birçok farklı ayar var. Bu ücretsiz sürüm olduğu için çok fazla bir özellik istemiyor. Fakat kompas gibi bir uygulamada, yani pusula gibi bir uygulamadan çok fazla bir beklentiniz olmaması gerekir zaten. Asıl amacı sadece pusula görevi üstlenmek ve size alt tarafta gördüğünüz gibi koordinatlarınızı vermek. Eğer yanınızda bir pusula yoksa veya pusula edinmek için vaktiniz yoksa bu uygulamayı kesinlikle kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir hazırlanmış bir uygulama. İşinize yarayacaktır. Şimdi diğer uygulamamıza geçelim. Diğer uygulamamız Altimetre uygulaması. Altimetre uygulaması benim çok uzun süredir kullanmış olduğum bir uygulama. Gerçekten en fazla kullanmış olduğum uygulama budur muhtemelen doğada. Çünkü bu uygulama size bulunduğunuz noktanın yüksekliğini veriyor. Aynı zamanda bulunduğunuz noktanın koordinatlarını da alabiliyorsunuz. Aynı zamanda bulunmuş olduğunuz bölgenin koordinatlarını aldıktan sonra harita üzerinde bunları görebiliyorsunuz da. Ben bu uygulamanın ücretli olan sürümünü kullanıyorum fakat ücretsiz olan sürümü de size fazlasıyla yetiyor. Ücretsiz olan sürümü kullandığınızda da yine aynı şekilde ana ekranda görünen bütün uygulamaları kullanabiliyorsunuz. Ücretli olan sürümde de aynı zamanda sizi takip özelliği geliyor. Yani yürüdüğünüz noktalarda sizi takip ederek bulmuş olduğunuz yüksekliği otomatik olarak kaydediyor. Aynı zamanda bu uygulamayı kapattığınızda isterseniz ana ekranda açık kalmasını sağlayıp ana ekranda açık kaldığı sürece telefonunuza sürekli girmeye gerek kalmadan telefonunuzu açtıkça yüksekliğinizi görebilirsiniz. Aynı zamanda koordinatlarınızı da görebilirsiniz. Bu altimetre uygulamasının en büyük özelliği arkadaşlar kesinlikle diğer altimetre uygulamaları gibi değil. Sadece bir noktadan doğrulama yapmıyor. Üç farklı noktadan doğrulama yapıyor. Bunlar neler? Bir tanesi barometrik basınç ile doğrulama yapıyor. Diğeri konum ile doğrulama yapıyor. Yani sizin bulmuş olduğunuz rakıma, konuma göre bir doğrulama yapıyor ve bir de GPS üzerinde yapıyor. Tabii ki bu altimetre uygulaması şu anda ben evde olduğum için %100 doğrulukla ölçüm yapmıyor. Fakat dışarı çıktığınızda, yani sokağa çıkar çıkmaz anında bütün GPS uydularına bağlanıyor ve sizin bulmuş olduğunuz konumu doğru bir şekilde ve çok düzgün bir şekilde veriyor. Bu uygulama gerçekten acayip derecede faydalı, yani benim çok uzun süredir kullandığım bir uygulama.
Aynı zamanda sizin bulmuş olduğunuz eğer takip özelliğini açarsanız takip özelliğinde yürümüş olduğunuz bütün noktaların mesafelerini, yüksekliğini vesaire hepsini gösteriyor size. Harita uygulamasında da aynı şekilde. Dilerseniz bulmuş olduğunuz noktanın fotoğrafını da çekebiliyorsunuz. Aynı zamanda ayarlar bölümüne geldiğimizde birim vesaire onları ayarlayabilirsiniz. Grafik ölçeğini ayarlama imkanı veriyor size. Denetim noktası yani istediğiniz noktadan sizi denetleyebiliyor. Dediğim gibi batarya tasarrufu için açtığınızda, bu uygulamayı kapattığınızda tamamen kapanıyor veya telefonunuzu açtığınızda ana ekrana tekrar uygulamaya dönmeden ana ekranda görebiliyorsunuz konumunuzu ve yüksekliğinizi. Birçok arkadaş benim yüksekliği bilmemin ne tarz bir avantajı olacak gibisinden bir soru soruyor olabilir. İlerleyen bölümlerde bu yükseklik ve barometrik basınç hakkında size detaylı bilgi vereceğim. Bu yüksekliğin, barometrik basıncın ne işe yaradığını, nerelerde kullandığını, hayatınızı nasıl kurtarabileceği hakkında detaylı bilgi vermeye çalışacağım. Sol üst tarafta da bir pusulamız var. İngilizce bir pusula fakat bir uygulama içerisinde bu kadar çok şeyin bir arada olması ve sade bir şekilde yer alması gerçekten çok faydalı oluyor. Gördüğünüz gibi üst tarafa tekrar bastığımızda bisiklete binme, koşu, yürüyüş gibi adımları size gösteriyor. Gerçekten benim görmüş olduğum, kullanmış olduğum onlarca altimetre arasında en fazla işinize yarayabilecek ve ücretsiz olan bir altimetre. Kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. İlerleyen bölümlerde de size altimetre ve barometre hakkında detaylı bilgi vereceğim. Şimdi diğer uygulamamıza geçelim. Bu uygulama sizin bulunmuş olduğunuz noktadan bütün yıldızları görebilmenizi sağlıyor. Yani nasıl? Şu anda uygulamayı açtık. Uygulamanın sol üst tarafında bir tane pusula var. Şu an telefonu nereye çevirirsem görmüş olduğunuz gibi çevirdiğim noktaya doğru dönüyor telefon. Gördüğünüz gibi. Telefonu nereye çevirirseniz şu an o noktayı gösteriyor. Dilerseniz seçmiş olduğunuz bir yıldız varsa o yıldıza kilitleniyor ve o yıldızın nerede bulabilmenizi sağlıyor size. Sol alt tarafta da bir arama özelliği var. Sol alttaki arama özelliğine tıkladığınızda buraya herhangi bir yıldızı yazdığınızda bu yıldızın nerede olduğunu bulmanızı sağlıyor. Dilerseniz sol taraftaki şeffaflık ayarıyla sadece belli büyük yıldızları görmenizi sağlıyor. O uygulamanın en büyük özelliklerinden bir tanesi de gün batımını, gün doğumunu, ayın hareketleri hakkında detaylı bilgi veriyor. Aynı zamanda yönünüzü bulmanız hakkında size çok daha fazla bilgi veriyor. Bu uygulama benim çok sık kullandığım uygulamalardan bir tanesi. Özellikle günün ne zaman doğacağını ve günün ne zaman batacağı hakkında detaylı bilgi almak istediğim zaman kesinlikle bu uygulamayı kullanıyorum. Aynı zamanda ayın hareketleri için de bu uygulamayı kullanıyorum. Gerçekten detaylı ve güzel bir bilgi veriyor ayın hareketleri hakkında. Gördüğünüz gibi birçok farklı yıldız var, gezegen var. İzleme imkanı sunuyor. Sağ en üst taraftaki saat tarih ayarına tıkladığımızda buradan istediğiniz herhangi bir saati aldığınızda sol üst tarafı gördüğünüz gibi ilerlettiğimizde yıldızların nasıl bir hareket izleyeceğini size gösteriyor. Aynı zamanda görmüş olduğunuz gibi saati ilerlettikçe yıldızların hareketleriyle birlikte baktığınız konuma ne zaman geleceğini vesaire hepsini görmüş oluyorsunuz. Çok güzel bir özellik oluyor bu. Uygulamanın sağ altta bulunan ayarlar bölümüne tıkladığımızda Skylive kısmına tıklıyorum. Bu Skylive kısmı size şu an bulunan Güneş'in, Ay'ın, Mars, Venüs, Jüpiter ve Satürn'ün batma ve doğma konumlarını gösteriyor. Yani ne zaman görebileceğiniz hakkında detaylı bilgi veriyor. Görmüş olduğunuz gibi Güneş saat 8.41'de doğup 17.55'te ve 25.8 derecelik açıyla karşımıza çıkacak. Bu size doğada güneş hakkında eğer bir ormandaysanız vesaire güneşi göremiyorsunuz ya da hava bulutluysa bunun hakkında çok fazla detaylı bilgi sahibi oluyorsunuz. Aynı zamanda ayın hareketlerini izleyebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi hangi tarihte, hangi saatte ayı ne şekilde gözlemleyebileceğiniz hakkında detaylı bilgiler veriyor. Ayarlar kısmına geldiğimizde de ayarlar kısmında çok fazla ve detaylı bir özellik sunuyor. Görmüş olduğunuz gibi gece modu, spektrum bar, ekliptip, müzik, sound, sesler vesaire, efektler, bulunmuş olduğunuz lokasyon tamamıyla bayağı detaylı bir şekilde bir özellik menüsü sunuyor. Görmüş olduğunuz gibi bu uygulamada bu şekilde sizlere hem yönünüzü bulmada hem de ay ve güneşin hareketlerini izleme konusunda çok fazla detaylı bir bilgi sunuyor. Ben bu uygulamayı çok sık bir şekilde kullanıyorum eğer kamplara vesaire gittiysem. Günlük hayatta kullanmanıza gerek kalmayabilir fakat eğer kampa veya uzun yürüyüşlere, trekking hem yürüyüş hem kamp yapıyorsanız
Bu sizin çok fazla işinize yarayacaktır. Güzel kullanışlı bir uygulama. Bu videodan bu kadar arkadaşlar. Lütfen abone olmayı ve abone ol butonun yanındaki çanı çalıp kaçmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.